vatandaş sigarayı çok seviyor. Oo. Öyle bir üflüyor ki vay vay vay. Hele şu bizim bulunmuş olduğumuz İstanbul Fatih iki büyük ana caddesi var ya zaten. Birisi Millet Caddesi, diğeri Vatan Caddesi. Bu iki cadde üzerinde bir tane nargile içilen yer vardı. Eskiden, bir sene önce. Suriyeliler geldi, ne oldu? 30 tane bu cadde üzerinde nargile içilen kafe açıldı. 40 tane, 70-80 tane nargile kafe oldu iki cadde üzerinde. Sadece iki cadde üzerinde Suriyeliler nargile kafe açtılar. Sabah kahvaltısından sonra nargile içiyorlar. Öğle yemeğinden sonra nargile, akşam yemeğinden sonra nargile, gece nargile. Yani yatarken de nargile içiyorlar herhalde. Onu da bilmiyorum belki. Yani günde 5 defa nargile içiyor bunlar. Yani çocukları da içiyor. Hanımı, adam, kocası, karısı, oğlu, kızı, gelini. Yani herhalde çocuklar da içiyor. Yani yeni doğanlara da veriyorlar herhalde. O kadar bunlar da bu nargile hastalığı var. Şimdi Atatürk Şam'ı savunurken askerin yarısı kayıp oluyor. Diyor ki ne oldu? Bir bakıyor asker yok. Düşüyor askerin peşine. Nereye gitti bunlar? Ha, gidiyor adamlar kahvelerde oturmuşlar. Nargile içiyorlar askerler. Arap askerleri, Suriyeliler. Topluyor getiriyor. Aa, bir iki ses sonra yine askerin yarısı kayboluyor. Araştırıyor ki yine nargile gitmişler. Bunlar da nargile içmek ölümüne nargile içiyorlar maşallahları var. Biz nasıl ki Türkler savaşı Allah için savaşmayı böyle zevk için yapıyoruz. Şehit olayım diye ölümüne koşuyoruz. Askerlerimiz, Türk millet olarak biz asker milletiz. Yani seviyoruz ölmeyi, şehit olmayı. Bu bizim için en büyük zevk. Hayatımızın manası bu. Allah yolunda şehit olmak bizim için. Suriyeliler için de nargile içmek böyle bir şey. Yani adamların kanını işlemiş. Nargile bir hastalık. Yani bir hobi mobi değil yani bu zevk falan değil. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde, yatmadan önce, kalkınca günde 5 defa nargile içen insanlar demek ki hayatları İstanbul'da sanki yarım milyon, 1 milyon Süreli var herhalde zannedersem. Ama sanki İstanbul'da 50 milyon Süreli varmış gibi restoranlar, lokantalar, kafeteryalar hep nargileyle dolu. Hep nargile içen, hep yiyen içen, eğlenen insanlar. İyi ki Suriyeliler var. Vatandaşı biraz para kalıyor cebine. Evet. Yani bunların da bir faydası var yani. Topluma zararı yok yani. Vatandaş 3-5 kuruş para kazanıyor. Evine ekmek götürüyor. Onlar da zararlı değilmiş. Evet. Sigarayı vatandaş Ormus Gold kullanıyor. Ne için kullanıyor Ormus Gold'u? Unutkanlık, hafıza zafiyeti için. Aha, sigarayı bırakıyor, sigarayı tek sindiriyor Ormus koltuğu. Süreliler bir başlasalar bunu nargileye bırakırlar ama nargileyi bırakmaktan sonra ölmeyi tercih eder onlar yani bırakamazlar. O onların şeyi vazgeçilmezin. Nasıl ki bizim için şehit olmak vazgeçilmekse onlar için de vazgeçilmez nargile. Şimdi Ormus Gold kullandım diyor. Sigaradan iğrenmeye başladım ve bıraktım. Ercan Bey, sigaradan iğrendim, tiksindim diyor. Ormus Gold kullandıktan sonra sigarayı bıraktım diyor. Nasıl oluyordu Ormus Gold kişiyi sigaradan tiksindiriyor, bıraktırıyor? Çünkü bunun içerisinde bor, çinko, mangan, demir, bakır vesaire vesaire var. Ne yapıyor? Beyindeki ağır metalleri, kimyasalları, her türlü toksik maddeyi arıtıyor. Beyin temizlenince sigara içtin, nargile içtin vesaire ne oluyor? Beyine yabancı madde girince bunu tiksinti meydana geliyor. Zehirleniyor. Artık onu kabul etmiyor. Arındığı için. Arınan beyin zehiri kabul etmiyor ve ona karşı bir tiksinti uyanıyor ve sigarayı bırakıyor. Ormus Gold kullanan çok insanda
Ben başka rahatsızları için veriyorum vatandaşın. Ne diyor? Ben diyor tiksindim diyor. Kullanamıyorum. Daha ne istiyorsun dedim ben diyor. Millet bırakmak istiyor bazıları da. Evet. Fatih Yıldırım. Hocam Ormuz kol kullanıyorum eskiden. Sabahları kalktığımda kafamda bir ağırlık, uyuşukluk vardı. Sabah kahve içip öğlene ancak kendime geliyordum. Omuz kol kullanandan beri sabah zihni ap açık. Bes berrak. Yani 2-3 saat uyumak bile yetiyor. Hocam sigara kullanıyordum. Omuz kol kullandıktan sonra sigara içemez oldum. İğreniyorum artık. Daha ne istiyorsun? İğreniyorum artık sigaradan, iğreniyorum diyor. Ha. Adam öğlene, uyandıktan sonra öğlene kadar kendine gelemiyor, kahve içiyor, bilmem ne yapıyor. Hala böyle üzerinde bir uyuşukluk var. Böyle ne diyorlardı o? Sersemlik, kendine gelemiyor. Uyku hali. Uyanık ama uyuyor gibi böyle. İşine konsantre olamıyor. Kahve içiyor, sigara içiyor, kahve içiyor, sigara içiyor. 10 saat, 12 saat, 15 saat içip böyle uyuyup da kendine gelemeyenler var. 15 saat. Ormuz kol kullandı mı 2 saat veya 3 saat uyudu mu dincim diyor, dinamik. Hiçbir halsizlik, dermansızlık, yorgunluk kalmadı diyor. Var mı bundan daha güzel bir ürün dünyada? Dünya var mı? Dünyada ben göremiyorum. Varsa biri desin ki şu ürün bundan daha güzel desin. Hemen ona param yok geçti de kredi çekeceğiz belki. Şu kadar para vereyim diyeceğim de para yok. Sıkışız bu ara. 50 bin lira vereyim hadi kredi çekeyim. Ne yapalım? Bundan daha iyi bir ürünüm var diyen buyursun gelsin. 50 bin lira. Yani iyi bir para. Bu ürün şundan daha, sizin üründen daha iyi, şu kadar faydalı desin birisi. 50 bin lira. Bu kadar net. Evet. Beyhan, Seyhan, Bozkuş. Sigara bırakmakta çok faydalı demiş. Maşallah ne kadar yorum yazmış. Sigara bırakmakta çok faydalı. Net, kısaca konuşmuş. Maşallah. İyi, bu da iyi. Ben de mevsimsel saman toz nezlesi alerjiye yakalandım. Hapşırmak bazen de dayanılmaz oluyordu. Kurtuldum, alerjisi varmış. Tavsiye ederim demiş. Ha, evet. Ormuz Gold. Maşallah. Evet, çok güzel. Sigarayı bıraktırıyor. Sigarayı tiksindiriyor. Onu artık anladık. Sigara artık sorun değil. Sigara içtiğinde ne oluyor? Aa, ne olmuş vatandaşın? Akciğeri simsiyah olmuş. Kalbi büyümüş. Akciğer büzülüyor, sertleşiyor. Kalp büyüyor, sertleşiyor. Kalp büyüyor, sertleşiyor. Akciğer küçülüyor, sertleşiyor. Sertleşen ve küçülen akciğer ne yapıyor? Kalbi sıkıştırıyor. Zamanla panik atak, depresyon, ölüm korkusu başlıyor. Yani sigaranın o kadar, işte gördüğünüz gibi burada resimde ne olmuş? Pempemsi olması gereken akciğer simsiyah olmuş, küçülmüş, sertleşmiş, büzülmüş. Kırmızı renkli olması gereken kalp ne olmuş burada? Kocaman iki katına çıkmış. Balon gibi şişmiş, kalp büyümüş, sertleşmiş, çalışabilmek için genişlemiş, akciğer küçülmüş. İkisi de sertleşmiş, kazık gibi olmuş. Sigara içen de içmeyenin hali. Sigaranın birleşiminde toryum 210 isimli radyoaktif bir madde var. Bir defa sigara içtiğinizde 15 yıl akciğerdeki diğer hücrelere radyasyon ışını yayar. 15 yıl. Bir defa sigara içseniz 15 yıl toryum radyoaktif madde yayar. Rodyum. Evet, çok çok tehlikeli. Artı kadmiyum içerir. Kadmiyum sigara madde. Sigaranın ana maddesidir, tehlikelidir. Bu da kadmiyum, sigaranın ana maddesi. Buna sigaraya kadmiyum bitkisi de denir. Her türlü kadmiyumu emer.
Çok çok tehlikelidir. Evet, bu da böyle. Evet, yani zifti, katrandı, alkoldü, tehlikeli bir sürü 4.000 çeşit tehlikeli madde var. Ben bunların hepsini saymıyorum. İsteyenler bakabilir.